Alo. Biricik sevgilim Marta'yla mı görüşüyorum? Ah bu parlak zeka. Merakta kaldım, açmam uzun sürdü. Telaşlanma bebeğim. Dalmışım. Bakmam zaman aldı sadece. Tamam tamam neyse. Bu öğlen yemeğine sözümüz vardı, unuttun mu? Yoksa çoktan geldin mi? Karıcığım, görüyor musun şu talihsizliği? Ben o saatte tamamen başka bir plan ayarlamıştım. Beni affedebilirsin değil mi? Sadece bu seferci. Beni affedebilirsin değil mi? Hep böylesin sen. Kızmaya başlıyorum artık. Ha ama bu da çare mi? Akşama bedelini ödetirim artık sana. Akşam vereceğim cezaya hazırım. Aşkım. Alo, efendim Cenk, şey. Ay sonunda, sabah erken hazırlanıp gitmişsiniz beyefendiciğim. Nerelerdesiniz acaba? Ah, işte o ses. O ne şimdi? Merak etme Cenk tatlım. Dışarıda halletmem gereken işlerim var. Onlarla uğraşıyorum şimdi. Aa, ne işiymiş bu? Daha sabah gücünü bile verememişken hem de. Aa, aman canım. Eve gelince yol bir sene öpersin. Şimdi de özledim seni. Peki o zaman anlaştık. Dönmene yakın arar mısın beni? Dışarıdan birkaç sipariş mi olacak? Tamam canım. Dönmeye yakın ararım seni. Sen hiç merak etme. Kapatıyorum şimdi. Ay tamam tamam hadi kapatıyorum. Eşiniz miydi? Kusura bakmayın. İnsanları dinlemek belli bir zamandan sonra alışkanlık haline geliyor da. Evet. Eşim olur kendisi. Dünyalar tatlısıdır hem de. Merakımdan soruyorum. Hani siz sordunuz diye. Eşiniz miydi? Çok mu belli oluyor? Ama işte bir kere de zamanında aramaz ki. Aa aman canım. Zamansız aramış mı oldu yani? Bildiğim kadarıyla burada oturup da beklemekten başka bir işiniz... işimiz yok. Ben... Bir randevumu bekliyorum da. Yemek randevusu. Ama zamansız aradı işte. Aramaması gerekirdi. Öyleyse siz de benim gibi burada birini bekliyorsunuz. Hem de aynı amaçla. Yok canım. Ne aynı amacı? Tamamen yanlış anlıyorsunuz siz. Benim tek amacım eşimle güzel bir yemek geçirmek. Ama unuttum işte. Olabilir. Ben de yemeğe birini davet etmiştim de, onu bekliyorum. Sevgili kocam niye beni bekletiyor? Az kaldı, kırılacağım ama. Aa, Jenny çiçeğim. Güzeller güzelim. En tatlı çiçek balım. Banka sırasında kavga çıktı. Sıyrılana kadar açamadım sadece. Banka mı? Parayı bulup da bankaya mı gittin sen? Bana banka işler karıştırıyorsun. Jenny hayatım, olur mu hiç öyle şey? Ne işi, ne karıştırması? Sadece birkaç işim vardı, onlarla uğraşıyordum. Sen öyle diyorsan... Bak ne diyeceğim, bu akşam bizimkiler yemeğe davet etti bizi. Yine 4 ayak üstüne düştük. Aa öyle mi hayatım? Çok sevindim ben bu habere. Merak etme sen. Akşama mutlaka oradayız. Hadi kapatıyorum şimdi. Öpüyorum. Ah yüzüme kapat. Of bıktım. Of of. Anlattığım hikayeyi inandırıcı buldunuz mu? Şöyle böyle. Daha iyisini de bulabilirdiniz bence. Neyse, birazdan benimki arayacak zaten. İzleyin de görün. Oldu oldu. Herkes de benden iyisini bulur zaten, değil mi? Peki madem, görelim bakalım sizin yalanınızı. Yalan mı? Lütfen beyefendi, yalan demeyelim. Küçük çarpıtmalar sadece. Olur olur, öyle diyelim. Ha? Abi işte. Ne dedim size?
az önce civarda değilmişsin. Nereye gittiğini de söylememişsin. Acaba diyorum ki, yıldönümümüze özel bir hazırlık peşinde misin sen? Nasıl da bildim değil mi? Bana bak, biricik Martan'dan saklanmaz. Sen var ya sen. Sen yok musun sen? Yavrum, senden de bir şey kaçmıyor. Bırakmıyorsun ki bir sürpriz yapalım ya. Neyse, madem fark ettin, yani biraz zaman ver de planlarımı devam ettireyim bari. Tamam, tamam. O zaman ben de çıkıyorum şimdi. Akşama evde görüşürüz. Gördünüz mü? İşte böyle olur bu işler. Unutmayın, onların zihin oyunları sizin oyun farkınız olsun. Saldırgan olmaya başladım. Kusura bakmayın. Ama anladınız değil mi? Şu tırmalayanlarını nasıl atlattım, gördünüz mü? Anladığım kadarıyla çarpıtma olayına işiniz gayet sorunsuz ele aldı. Sizlikte bir durum kalmadı. Yanlış mıyım? Beyefendi, ne fark eder ki? Atlattık mı siz ona bakın. Sahi, siz neden buradasınız? Beni katakulliye getirmeyin. Gerçek amacınız nedir? Bir söyleyin. Siz kim buluyorsunuz da beni böyle sorguya çekersiniz? Kendinize gelin. Yok yok. Hissettim ben ne olduğunu. Siz eşini aldatan bir adamsınız. Siz nasıl? Ne haddinize? Neye dayanarak? Kınıyorum sizi. Sen nereden anladınız? Çok zor olmadı açıkçası. Ama sizi tebrik etmek zorundayım. Profesyonelliğiniz güllerimi ürperdi. Tabii. Nasıl oldu bu ya? Nasıl fark ettirdim? Çünkü ben de bunun yanında buradayım. Anlatıyoruz. Hamaykarımı seviyorum. Ne sevmesi? Böyle sevgi mi olur? Kendine baksana sen. Aynı kadın için burada olmasak bari. Yok canım. Telefonunuz çalıyor. Açmayacak mısınız? Duyuyorum. O arıyor. Açmayın da ne yapacağım? Alo Jenny Biricim. Ne oldu çiçek balım? Şaka siparişleri mi söyleyecektin hayatım? Merak etme sen. Hepsini alır gelirim ben eve. Bırak siparişleri şimdi. Yanına geliyorum. İçim bir türlü rahat etmiyor. Olmayan parayla bankaya gidilmez. Bana bak, aldatıyor musun sen beni? Ben anlamıştım zaten. Olur olmadık yerde çıkmalar, kaçmalar. Bunları da mı görecektim ben yani? Çabuk yerimi söyle, çabuk. Jenny hayatım, olur mu hiç öyle şey? Ne aldatması? Bankadan çıktım zaten şimdi. Geliyorum ben eve. Niye böyle daha... Çabuk yerimi söyle dedim. Niye söylemiyorsun? Çünkü aldatıyorsun beni. Jenny hayatım, merkezdeki parkın banklarındayım hayatım. Başka nerede olabilirim acaba? Dinlenmek için. Jenny. Alo. Jenny. Telefonu yüzüme kapadı. Asla yüzüme kapatmazdı telefonu. Kesin aldadı. Vah vah. Yazık oldu. Şimdi elden ne gelir ki? Siz burada bekleyin. İyi günler size. Olur mu hiç öyle şey benim benciğim? Biz bu yola beraber girdik. Beraber çıkalım. Siz artık benim yoldaşım olun. Katiyen olmaz. Sizin bu yoldaş zırvalıklarınıza tanıcak değilim ben. Kendinize gelin lütfen. Ama beyefendiciğim. Anlayın beni. Kolektif düşünün. Kolektif olun. Kolektif düşünün. Kolektif olayım.
bildiğim yoktu doğrusu. Kolektiflik. Yok artık. Hayatın nerede bilebilirsin ki? Bir şey. Alo. Marta. Yavrum. Hayatımın anlamı. Beni aramakla ne kadar ödüllendirdiğinin farkında bile değilsin. Sus! Tek kelime daha etme. Aptallık ediyorsun ve farkında bile değilsin. Unutma sakın. Senden eksiğim yok benim. Konumunu kendime paylaşmıştım. 2 saattir o parkta ne yapıyor olabilirsin? Küçük böcek seni. Marta. Hayatım. Bu kötü sözlere gerek yok. Şu an beni çok kırıyorsun. Sen de buraya gelmek ister misin? Ay canım, geliyorum zaten. Senin demene gerek olduğunu düşünmem bayağı manidar oldu doğrusu. Affedersin hayatım. Benim boş boğazlığım. Bir arkadaşınla da tanıştım parkta. Geldiğinde onunla tanışmak ister misin? Tanıştır. Yarım saate kadar insan değil mi hayatım? Geliyor, gelmekte olan. Gelir. Kim geliyor? Öldürmeye mi geliyor? Kim bilir? Bizim için geliyor ama. Sahi, sizinle daha tanışamadık bile. İsminizi söyler misiniz? Ben Freud. Sigmund Freud. Sigmund Freud. Şu adam. Beni psikanaliz edin. Lütfen Bay Freud. Beni psikanaliz edin. Tamam. Sakin olun. Şöyle uzanın lütfen. Aslında bu böyle yapılacak bir iş değil. Daha öncesinde sizinle birkaç kez görüşmemiz gerekiyordu. Neden? Durumunuzu anlayabilmek için. Doğruyu söyleyin Bay Freud. Eşiniz baldızınızla yattığınızı söylemişlerdi. Bu doğru mu? İnsanlar neler anlatıyor? Şöyle biraz daha düzgün oturalım. Açıkçası... güzel. Sizinle yaklaşık haftada 4 veya 5 saatlik bir seanslarımız gerçekleşecek. Ve bu da yaklaşık 8, 9, bilemediniz 10 yıl. Aceli! Bırakma beni! Bay Freud, Şeyinceli'yi ikna edemez misiniz? Aceli! Affet beni! Biraz önce belirttiğiniz duygularınızın vücutlarınıza kek vurduğunun farkındasınız. Ve bunu düzeltmek için şu an bulunduğunuz duruma gelmiş bulunmaktasınız. Ne duygusu? Ben bir şey duygudan falan bahsetmedim. Hayır, huzursuzluktan bahsediyorum. Ben huzursuzluktan da bahsetmedim. Huzursuzluktan bahsetmediniz. Peki... öyleyse baskı altında, sıkıntılı, korku içinde farklı bir ruh haliyle bir yaşantı sürdüğünüzü söylediniz herhalde. Huzursuzluk nereden geldi aklıma? Konsantrasyonum bozuluyor. Hayır. Böyle parkta çay içmenin içinde psikanaliz mi yapılır? Tabii ki yapılmaz. Viyana'ya döneceğim. Hayır Bay Freud, lütfen. Viyana'ya falan dönemezsiniz. Beni tek başıma burada bırakmayın. Hayır. Lütfen bunu yapamazsınız. Şu an birdenbire projeksiyon yaptığınızın farkında değil misiniz? Tabii ki de değilsiniz. Şöyle uzanın o zaman. Size psikanalizin temel kurallarından bahsedeceğim. Psikanalizin temel kuralları cinselliğe dayanır. Cinsellik mi? Biraz hızlı gittik galiba. Hayır. Yok, vakit yok. Zamanımız az kaldı.
İsminiz? İsminiz neydi sizin? Benim adım Carlos. Ama siz bana Carl deyin. Bendeniz Karl Marx. Siz ne diyorsunuz? Siz Karl Marx olabilirsiniz. Tabii, kolektiflik. Yoksulluk ya da banka yalanı. Piksiniz. Şöyle, sizinle bir. Yanıma yanaşın lütfen. O kadar da değil ama. Fotoğraf çekinelim. Karl, senin burada ne işin var? Bu adam da kim? Yoksa benim onunla mı anlatıyorsun? Yalnız hanımefendi, asıl sizin burada ne işiniz var? Benim kocama, bu Sümsük Bey, neye baksın? Sahi, siz niye buradasınız? Bu adam kim Sigmund? Asıl siz kimsiniz? Sümsük dediğiniz adam burada kocanızla anlatıyor ikimizi de. Hanımefendi, kocanızla ilgilenmiyorum. Başka erkeklerle de ilgilenmiyorum tabii ki. Ki ilgileniyor olsam da emin olun kocanızla ilgilenmezdim. Cini hayatım, benim bununla ne işim olur? Bu parkta tesadüfen karşılaştık sadece. Saçmalamayın, rica ederim. Bu adama kim, neden baksın? Sahi, siz nasıl baktınız? Ay, yoksa bakmadan mı? Ne alakası var canım? Siz kendi kocanıza bakın hem. Biz gayet mutluyuz. Buraya zaten sadece merakımdan geldim. Siz kimsiniz? Kimse niye bulaştınız? Bulaşmak mı? Mikrop olsam bulaşmam size. Sigmund olsa olsa bu parka davranış gözlemleri falan yapmaya gelmiştir. Öyle değil mi hayatım? Terbiyesizin lüzumu yok. Karda olsa olsa toplum danışmasındaki günlük mülkiyet sorunlarına göz atmak istemiştir. Öyle değil mi hayatım? Hanımefendi, siz kim? Toplum kim? Küçük Bey Karl, Marx'a mı benzemek istiyormuş yoksa? Hiç güleceğim yoktu. Yalnız hanımefendi, ne dediğinize dikkat edin artık. Karl Marx ve eşi Jenny von Westphalen'la konuşuyoruz. Hayatım, Marx Bey doğruyu söylüyor. Az önce kendisiyle parkta tanışma fırsatı buldum. Kendisi çok nezih, çok kibar bir adamdır. Teveccühünüz Bay Freud, rica ederim. Hanımefendi, siz de dediklerinizden utanmalısınız ha. Sizden aşağı kalır yanım olsaydı ancak o zaman utanırdım beyefendi. Eşim Sigmund Freud ve bizzat ben Martha Burnley's, ucuz olmayan bir sınıftan yani. Artık herkes kimliğini belli ettiğine göre bu beyefendilerden hangisi neden burada olduğunuzu açıklamak ister? Jenny, hayatım, burada olduğumuzu niye açıklarsam bana çok kızacaksın ama biz şey için buradayız. Şey için siz açıklamak istemez misiniz Roy Bey'ciği? Tabii ben açıklayayım Max Bey'ciğim. Şimdi hayatım şöyle oldu. Ben yıl dönümümüz için planlarımızı yaptıktan sonra dinlenmek amacıyla bankta oturdum. Daha sonra arkadaşla karşılaştık tabii ki. Tabii akabinde bu görüşmelerimiz devam ettikten sonra iletişimimizi ilerlettik. Ama tabii yanlış düşünmüş olabilirsiniz ama... Biz sizi bu aldatmak için buradayız. Biz sahtekarız. Toplumun yüz karalarıyız. Biz bir adet burjuva ve proletarya parçasıyız. Biz bir adet bireyselci ve toplumcudan ibaretiz. Biz buyuz. İşte bu. Beklediğiniz kadınlarsa size doğru düzgün bakmış olsa bari. Biri çulsuz, diğeri de kendini kusursuz sanıyor. Hisleriler içinde kavrulursun umarım. Yazıklar olsun sana Karl. Senin için bütün varımı bırakıp senin yokluğuna eşlik ettim. İnsanların varlığının sıra yokluğu da var elbet. Ama ben senin saf yoksulluğunu seçtim. Senin bir sabah, bu sabıkla Rabb'le bir olup anlatmayı mı layık gördüm? Jenny biricik, öyle deme lütfen. Sen benim hayatımın kilit taşısın. Sensiz yapamam. Kitaplarımı yazamam. Ah bu acımasız dünya. Hayır. Ne yaptığını sanıyorsun? Sussa niye dersin? Konuştukça beni de yakacaksın. Marta hayatım. Daha fazla dinlemeye gerek yok şu adamı. Tam gördüğün gibi saygısız. Sözümü de kestin. Anlat. Ben dinlerim senin yalanlarını sevgili Sigmund. Yalnız hep unutuyorsun. Ben senin muayene edebileceğin o çorba beynin hastalarına benzemem. Ne yapıyoruz o zaman?
Sana ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Senden boşanıyorum. Başladığımız gibi kaldık Sen öyle diyorsan başladığımız gibi biterim o zaman. Tamam.